Kehribar. Zamanın donmuş sırrı. Yeryüzünde bazı taşlar vardır ki sadece görkemli güzelliğiyle değil, taşıdığı sırlarla da büyürler. Kehribar bu taşlardan biridir. Ama o aslında bir taş bile değildir. Kehribar, milyonlarca yıl önce çam ve ladin gibi kozalaklı ağaçların gövdesinden sızan doğal reçinenin zamanla fosilleşerek sertleşmesiyle oluşur. Yani elimizdeki bu sarımsı taş aslında dinozor çağından kalma bir ağaç gözyaşıdır. Ortalama yaşı 30 ila 90 milyon yıl arasında değişen kehribarlar içinde bazen küçük bir yaprak, bir sinek, hatta bir polen tanesiyle gelir ve bu onu sadece estetik değil, aynı zamanda bilimsel açıdan da eşsiz bir malzeme haline getirir. Kısa tarihçe. İnsanlık kehribarla ilk kez tarih öncesi çağlarda tanıştı. Mezolitik dönemden kalma kehribar takılara Avrupa'da rastlanmıştır. Antik Yunanlılar ona elektron derdi. Çünkü sürtünme ile elektrik üretirdi. Bugün kullandığımız elektrik kelimesi bile aslında kehribarın antik adından türemiştir. Mısır'dan Roma'ya, Viking'lerden Osmanlı'ya kadar birçok medeniyet kehribarı hem süs hem tılsım olarak kullanmıştır. Nerelerde bulunur? Dünya kehribar rezervlerinin büyük çoğunluğu Baltık Denizi çevresinde yer alır. Özellikle Litvanya, Polonya ve Rusya'nın Kaliningrad bölgesi kehribarın en yoğun çıkarıldığı alanlardır. Ayrıca Dominik Cumhuriyeti, Myanmar Burma, Meksika ve Romanya'da önemli kehribar yataklarına sahiptir. Bazı bölgelerde denizin taşıdığı parçalar kıyıya vurur ve halk tarafından toplanır. Bazı yerlerde ise açık ocak madenciliği veya su jeti teknolojisi ile çıkarılır. Kehribarın gerçek olduğu nasıl anlaşılır? Gerçek kehribarı anlamanın birkaç bilimsel ve pratik yöntemi vardır. Tuzlu suda yüzer çünkü yoğunluğu plastikten düşüktür. Ultraviyole ışığında sarı yeşil renkli floresan yayar. Yakıldığında çam reçinesi gibi kokar. Sürtünme ile elektriklenir, küçük kağıt parçalarını çeker. Çakmakla ısıtıldığında kolayca erimez, plastik taklitleri ise yanar ve kötü kokar. Bu yöntemler pazarda sahte ürünlerden korunmak için oldukça önemlidir. Nerelerde kullanılır? Kehribar yüzyıllardır hem estetik hem de işlevsel amaçlarla kullanılmıştır. Takı ve süs eşyası yapımında kullanılır. Eski çağlarda tılsım muska ve nazarlık olarak taşınmıştır. Osmanlı döneminde tesbih yapımında kehribar vazgeçilmezdi. Alternatif tıpta, bebek diş kolyeleri veya ağrı dindirici tılsım olarak kullanılır. En önemlisi, bilimsel araştırmalarda fosil kayıtlarını incelemek için eşsiz bir araçtır. Örneğin, içindeki sıkışmış bir sinek veya polen, milyonlarca yıl öncesinin doğasını anlatabilir. Vücuda faydası var mı? Tıbben kesin kanıtlanmamış olsa da, Kehribar taşı halk arasında çeşitli faydalarıyla bilinir. Bu faydaların çoğu, kehribarın içerdiği süksinik asit, amber asidi ile ilişkilendirilir. Ağrı ve iltihap hafifletici etkisi olduğuna inanılır. Bu nedenle bebeklerde diş çıkarma döneminde kehribar kolyeleri sıkça kullanılır. Stresi azalttığı ve sakinlik verdiği düşünülür. Bazı inanışlara göre bağışıklık sistemini destekler, enerji dengesini düzenler. Ciltle temas ettiğinde elektromanyetik etkileşimle vücutta denge sağladığı söylenir. Ancak bu etkilerin bilimsel olarak kanıtlanmadığını ve kehribarın daha çok tamamlayıcı özellikte kullanıldığını unutmamak gerekir. Bilimsel ve kültürel değeri. Kehribar sadece bir süs taşı değil, aynı zamanda doğanın biyolojik bir arşividir. 2016 yılında Myanmar'da bulunan bir kehribar parçasında tüylerle kaplı bir dinozor kuyruğu keşfedildi. Bu bulgu dinozorların evrimiyle ilgili teorileri derinden etkiledi. Ayrıca kehribar, geçmiş atmosferin bile analiz edilebildiği mikroskobik hava kabarcıkları da barındırabilir. Yani her kehribar parçası, zamanın içinde donmuş bir bilgi kapsülüdür. Kehribar, bir zamanlar bir ağacın korumaya çalıştığı küçük bir yaraydı belki. Ama şimdi, elimizde tuttuğumuz bir parça, milyonlarca yıl öncesinden gelen sessiz bir tanık. Bir taş değil, bir zaman kaydı, bir hafıza ve belki de doğanın bize fısıldadığı en eski hikaye.